Soğuk su akıyı. Şimdi lan niye dinledim? Kebap ederken gördüm ben onu bağrını ve çivili yeleği. Ha. Böyle çiviledim. Tuz, geldi kendine. Tuz biber vardı orada dolu. Orada yemeğimi yapıyordum da var ki. Neyse. Kağını ördüm. Sırığı baktım ben bunu. Sırığı sık. Şu boynunu bağladım ipine sırığı falan. Amme meşe közü düştüm mi? Büyük sayısı olsa yine bir şey. Böyle çoğurdum orada. Bir kebap oldum ya. Gökkule kaldı. Onaş'ta. Kancı kola ha. Sonbahar'da. Babam diyor ki anamı kız oğlanın ağzına bakkaldan bir şey alıverin diye. Ya benim ağzıma soğan ne koyuyorsun diye. Bize kebap dağılda duruyor dağılda. Kebap kokmaz. Tabi canım pişmiş et. Bu kızarmış kebap hayatta kokmaz. Anamın önüyle bağladım. Lan bir şey de yemeye gelip de ya oğlardı ya. Demek ki bu kokusunu almayalı yani. Ya mesela biz, ama tilki erişemez. Kurganın dalında. Yok canım da, nereye çıkıyor? Kolun başına buz gibi suyun başına. Hemen geliyorsun öğlen. Öğlen okumadan oraya tabi. Davarına bir tabak kebap doğruyor. Tabağım neyi var? Of. Özel yiyorsun. Akşam varıyorsun. Oğlana yemeğini koyun kız diye babam. Ya ben sabahtan sabah isem yeter diyorum ben de şimdi. Halbuki davar kalkınca iki gün daha sonra yarım kilo daha kebap yiyorsun orada. Kıyı öyle geliyorsun. Çayla demin. Ama bir de arkadaşlar tabii 200-300 davar gütmek kolay değil yani. Hepsini bir arada hoca dağ yani. Bu Hacı Ali'nin gülümüne kadar giderdim ya. Ya şimdi geçilmiyorlar. Da. Değil mi? Darak dişi gibi her yer. Kapandı gitti. Geçilmiş. Ya mal gibi vamudu ya. Malın tömüs havalısın. Dışarıda değil mi? Tabi. Ama bir fabrikaya girersin havalanmasın mesela. Toz duman olur. Mesela. Ama ekmek davası herkesin o da başka. Tabi canım. Aç duracak halin yok. Çalışacağım. Sıraya dizilmiş millet İstanbul'da. Lan adam bir şey dokuyor. İkimiz ağır ağır içiyor bilmem bir şey diye falan. Ya bu dedim meşrubat satıyor dedim. Hani ben kayına bu sattın sen dedim. Şalgam suyu dedi. Doldu bardağı dedim. Koca bardağı doldu. Bir kere diktim bardağı büttüm. Dayı bir daha doldu şunu ya. Onu diştim. Dayı bir tek daha doldu dedim. Lan dayı sen nereden geldin sen? Köyden mi geldin dedi bana. Yoksa İstanbul'da mı duruyorsun? Dayı ben köyden geldim. Ben burada dedim susuzluktan ölürüm dedim. Bizim köyün her yeri çeşme dedim ben şimdi. Adam başladı gülme. Andım İstanbul'da geziyorum. Adamla böyle o Bettin'den Beşiktaş'tan karşıya geçtim. Bettin dalanla orada bir kavga ettiler. Televizyon orada temel kazıyla. Delikanlı uşakla. Selamünaleyküm kolay gelsin hala falan dedim. Hoş geldin amca falan dediler. Şimdi buzlu su koymuşlar ya biliyor musun? İçebilir miyim, müsaade eder miyim, ne demek dayı falan iç dediler. Suyu içtim ama Fatih. 100 metre daha İstanbul'da o askerinin topları falan bilmem bir şeyle boğulardı. Aa orada askeri binası vardı. Beşiktaş'dan karşıya geçince. Bayağı yer gezmişsin İstanbul'da. Neyse. Terleri boğuldum ya. Dondurma yiyorsun ki daha yer aratmasın. Kaçırdım ya. Ben dedim köye gideyim. Duramıyor arkadaşlar. Kral ben şehirde orada, duramıyor. Ben orada yaşayamam dedim. Tamam. Denize dalacaksın. La şimdi dedim. Sağa düş görev. Adam denize dalıyor çıkıyor. Bir şey diyordu. O benim bir şey bilmiyor zaten diye. Biliyor musun? Bir de bile komşu oraya bir şeyle. Dalar çıkarım diyor ha denize. Ya yüzerim de ben yani. Evet arkadaşlar balığa gittiğimizde hep babam yüzerdi. Bir de arkadaşlar eskilerden bir anı anlatayım. Babam böyle bir gün yine keçi davarımıza davarla onaca gitmiş. O günde davara kurt gelmiş. Neyse 3-4 tanesini yaralamış kurt. Babam köye geldi. Yaralı keçiyi dedi kes dedi bana. Baba dedim keçi dedim iyileşi kesmeyelim dedim. Hani yo oğlum kes onu dedi. Neyse gece biz yattık. Şöyle gece saat 3'te neye kalktım da mutfağın önünden geçiyordum. Baktım. Geçinin kafası duruyor tepside. Kral gece geçiyi kesmiş. Birazını da yemiş. Ondan sonra yerine yatmış.
Yeter ki babam kafayı yokamasın arkadaşlar. Keser yani. Ya bir kere hani koyunu keselim diye kestirmiyorsunuz. Hep sefaladım, kuzlacı olmayanı keserim de değil mi? Ana diye bir tane şey fazla olsun, siz diyorsunuz kestirmiyorsunuz. Ya şimdi alışıyoruz ya böyle bu ay. Alışıyoruz değil. Alışınca insan... Yemeyen hayatta bir şey yemek vermem ben. Yine her şey yemek yorum ben. Yemeliyim ben. Hem yerini hem tutarım. Tabii canım. Mesela kesersin kuzuyu, koyarsın dolabı, bir ay yersin. E pazarda şimdi kebap yedin, köye gel geldi, yine et canım isteyeyim ben. Arabada yine. Aldı baba, açık mı olmuş çay? Açık olmuş ya, açık şey atalım ya. Nereye koydun sen, astı mı diye dışarıdan şu an. Çay, şey mi, çaylar mı? He. Burada yanındaydı, daha vardı işte. Burada var mı? Şey arkadaşlar çay ya, açık ya. Olmuş diye. Ya ki. Yeter. Ocağa koyalım ben şunu. Tamam. Arkadaşlar çayımızı içtik, yemeğimizi yedik şimdi. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Sen hava yağmadan git koy. Ben koyunlar hava yağarsa buraya koyuyorum. Buraya arkadaşlar öyle çok yağmur yağdığı zaman hemen içeri kaçıyla koyunla. Onunla geliyorlar zaten. Biliyorlar bu. Hava gülüyorsa biliyorlar burayı. Biz Salih'le geldik de geçen sene hava böyle yağıyor. Ya direkt... Allah korusun işte geçen sene koyunlar şu oradaydı. Tövbe yarabbi, yıldırım yola mı indi? Yoksa ne olduğunu bilemedim ben. Hava şık deyince koyuna yolunu hepsi gitti. Eyvah gitti koyuna dedim. Bir şey olmadı. Demek ki uzağa düştü demek ki. Korktular ha? Ya ne biçim böyle bıyı. Yıkmış gibi koyuna yolunu başına yolunu gitti koyunun hepsi. Yani birbirlerine mi çarptılar? Çarpmışladı bu. Netliğini bilemedim. Koyunla bununla bizim köpek sağır o zaman bile birden. Basa diyen orada yatıyor. Birbirlerinin üstüne atlıyorlar, çarpıyorlar. Ya yatıyorlar parça ben, parça. Koyun çok iyiydi Fatih. Tabii canım. Yani gari yeter bu oldu günde. Gari koyunculuğu bırakacağım. Uşakarıyla. Şeyde dabur tarafta değil mi? Öte ya geçen gittim. Ya. Evet. Geçen gittiğimiz yerde. Havanın gerisi karardı değil mi? Sivilcisiydi, yağmuruydu. Sivilcisiydi, yağmur diyor ki benim de bir minta var. Sıkıyon, geyon. Neler geldi başıma ya. Sıkıyon, geyon. Yine dırnağımdan çıkıyor. Sıkıyon, geyon. Aa deriye bir sel geldi. Taş boyu. 50 ton olmasa da 40 ton bu ya. Taşı deri dar ye. Deride nasıl taşı boyu. 250 gram götürmedi su ya. Suyuna ateşe güç etmez. En kuvvetli suyuna ateş etti. Dikire kaldı da. Karşıya kuyun kayayı bir vurdu sel. Cindam oldu kayaya. Gari oradan deriye geldim. Tarlalara geçeceğim davarına. Seyisli davarla atlıyor, mutluyor. Gömene mümene sel suyundan. O deriye nereye? Hep o deriye aşağıda olsam taş akar zaptı o dereden. Bu bakraç gibi taşları aldı inan gideyim. Dar akıyor, dardan aktığı için. Tabii canım, arkasında koca dağ var. Geçtim gari tarlalara. Anan gari şey uşaklarını almış yanına. Uşaklarını almış. Karakayalık'a geldin mi? Yeğenim su gibi. Tavar hala geleceğim diye uğraşıyor ama tavar ıslandı ha. Tırnağına açık. Ayakkabılarım içine döküyorsun boşaltıyorsun yine doluyor. Döküyorsun boşaltıyorsun yeğenimdeki mintanı sıkıyorsun yine gönen mi? Sivilci başlayınca doğmuş. Çengelerim açılmıyor sivil. Yaz günü fakat kötü doğumdu. Neler geldi başıma. Davarı güden kurdu görer Fatih zaman gör. Bu işle böyle gider. Tabii canım. Heh. Bu işle böyle gider. Evet arkadaşlar. Kolay olsun. Kamasi Sambom'a teşekkür ediyoruz. Bugün yine Zıy yol yapıp. Selamla buradan. Babamın da sizlere hepinize selam var arkadaşlar. Gözlerinden, büyüklerimin ellerini hepsinden ellerinden öperim. Bütün askerlerimizi de çok çok selamla buradan. Bütün askerlerimizi. Eyvallah. Babam bizden de kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Olsun onların. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum ve babamı dinliyoruz. Ne hareketle yapıyorlar. Ben televizyona bakıyorum onları. Allah'ım yardımcılar olsun askerlerimizin. Tümüne selamla buradan. Ayaklarına taş değmesin bir tane. Amin. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.
Fatih Davulcu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Babam yine malzemelerini arıyor oralardan bir şeyle diye. İçeride tabi tencere, tava, bağırdak. Aradığınız her şey mevcut. Mutfak gibi aynı. Burada da küçük yeri var. Tasını, tabağını koymaya, rafı, bağırdaklarını. Ne arıyorsun baba? Arkadaşlar, bizim olmadığımız zaman da buraya gelip çay demleyebilirsiniz. Malzemeleri her zaman açıkta babamın. Çaydanlık olsun, tava olsun, tabak olsun. Babam yandım diye yüzünü yıkıyor şimdi. Bugün de çok sıcak arkadaşlar. Yakında yine yağış var diyele. Balığa dalacağım esas. Bravo. Nereye bu? Irmağa balığa dalacağım. Ne balık tutardın değil mi? Yine tutarım ben. De her şeyin zamanı. Tabi. Şimdi balığı yumurta zamanı. Bile. Arkadaşlar maşallah babam yılların avcısıdır ama hiçbir şeyi zamansız yapmaz yani. Şimdi balığın diye yumurtlama zamanı diye çaya girilmez diye. Ne hayvanı be ya. Yumurtluyorlar değil mi şimdi? Çok ya olacak mı? Balıkta 1001 kişinin rızkı be mesela. Gözlerim şey etti ya. Terden. Geçen de bu şeye gittik bir Salih'le. Taburun deriye gittik. Hakkı abi de vardı. Buz gibi suyu oranın da derenin. Oraya tabii ya. Oranın suyu ekmeğe yüdükçe yüdürdüm. Öyle bir soğuk ki o çeşmenin ki bağırdağı koydum. Hemen böyle buzlanı gibi oldu bardak böyle buğulandı. Yok yok pişti mi ki? Yiysem mi? Dur daha pişmemişti. Ne diyorsun? Arkadaşlar. Bu bak. Pişmiş de geçmiş bile lan. Hele. Hiç dayanamaz et gördüğü zaman. Bak bak aldı gidiyor bak. Evet arkadaşlar. Rahmetlik Erol Taş gibi babam sıyırıyor kemikleri. İçine geçmemiş la da. Ben sana dedim baba. Benim mi karnım açar aşık dönüldüğüm. Fazla kuruttun mu etin tadı kaçar hadi. Neyle baba? Ya, eti fazla kurutma canım. Maşallah arkadaşlar. Kralın afiyet şey sağlığı yerinde gördüğümüz gibi kemikleri yine pişmiş mi? İdare diye. Tam da pişmiş demiyor yani idare diye diyor arkadaşlar. Allah'ım adamı herkese dediğim, sağlık dediğim, huzur versin. Dediğimi, yemek sıyırdın mı demiş adamı. Yemek sıyırmaz mı? O zaman sen et yememişsin. Bir askerden geldi. Emme dişlerim o zaman değmen taşı gibiydi. Hayır yaşlandılar mı? Yine yemek sıyırıyor ya. Maşallah ki neysin bu. Evet arkadaşlar doğada yaşayan adam işte gördüğünüz gibi 50 senelisi bu dağlarda geçmiş. Yazın ırmaktan balık tutar. Hiç şey, balıksız durmaz yani. Bu şekilde yaşayıp giden bir ömür arkadaşlar. Sese bak sese. Nerelerdesin? Nerelerde?
Çayı demledim. Geç de gel. Çayı demledim. Hayvanla durmuyor diye, saval diye. Karşıdaki köylümüzün adı da Hasan arkadaşlar. Babamla birbirlerine bağırıyorlar böyle ırmaktan. Karşı komşu köyden. Alamalı arkadaşımız. Hasan'ı koydu lan. Hasan olsun da çamurdan olsun. Yeter mi lan bu odaya bir şey? Ben karışmam baba. Yiyecek olan sensin. Ben de yerim de. Bakalım pişmiş mi? Oo. Sabah arkadaşlar koyunları 5.30-6'da salıyoruz. Çok sıcak. İyi oluyor ha. Erken de salınca. Neyle bu? Ha, otla yaş oluyor değil mi? Yaş oluyor. Gece çiğniyor arkadaşlar. Günüzde işte gördüğünüz gibi saat 9-9.30 doğru hava iyice bastırmaya başlıyor sıcak. Karnını doyur bu. Çay da demlemiş arkadaşlar. Birazdan çay da içeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi soğan yiyeyim babam. Etinden yiyeyim. Soğan gider etine. Kebap yerken eğer piyaz olmadı mı o kebabın tadını bulamazsın. Arkadaşlar dışarıda en güzel de közde çay. Közde kahve gibi, közde çay süper oluyor. Bizim koyuna yukarı gidecekler herhalde. Kızım. Gel. Arkadaşlar sularını, hazırlığını yapmış babam. 4 damacana su doldurmuş. Bir de burada var 5. Ne diyorsun? Çekiyorum ben. Ha. Bana güler lan. Seni yemek yerken çekiyorum baba. Seni yemek yerken çekiyorum diyor. Ana yaptı lan bir ekmek. Ne güzel bunu. Şeyde davulda yap. Neyle bu? Eti bitirdim ben. Söyle seni kutsuza da. Tamam. Tamamdır, atalım yine. Hem de yapamazsın sen ben. Hele. Ben herkesin yaptığını beğenmem. Sen ye yakarsın şimdi, ye köze düşün. Canım sen şimdi az pişiriyorsun. Hemen yiyorsun bu be. Yok canım, ağzıma adet bekliyor canım ocakta. Neyle? Biraz da karnım da bitsin. Arkadaşlar. Az bir şey pişiriyor. Siyahlıyor hemen babam. Ben hastanede kan veriyordum, biliyor musun?
Amcanın kızları ne dedi ben biliyorum. Kayısal ne yiyor onu dedi. Ya ben dedim tuzlu katarın, karabiberi katarın dedim. Eti çiğ yiyin dedim. Kurt yapar dayı karnı. Kız dayısının karabiber, esnaftan karabiber tuzlu katınca karnında et kurt yapmaz ki. Ha eti safi yiyirsen karabibersin, tuzsuz. O zaman karnında kurt yapar. Kız dayına ben dedim başım neyi dönmüyor dedim. Hakikaten ben kamerinde başım muşum demez efendim ya. Aynı ya. Saymıyorsun diyorsun yani ha? Diri şişman insanla kamerinde başı dönüyor düşüyor. Tansiyonu düşüyor onlar. Tabii. Bu arkadaşlar birkaç defa kan verdi lazım oldu böyle. Hemşeriye dedim öteki kolumdan da dedim olmaz dayı dedi. Öteki kolundan biri yeter abi sen de iki kolunu ne ediyorsun? Ya iki kolumdan alsın dedim kan dolu bende. Ne edeceğim Fatih abi? Bir sene yarasın. Arkadaşlar. Sevap kan demek. Babamın kanı kan herkese uyuyor. Herkesinki. Ben çok insana kanmadım ya. Biliyorum. Herkesinki de sana uymuyor değil mi? Sen, seninki herkese uyuyor. Yani benim pip sıfır potetif mi? Benimki herkes uyuyor da. Biliyorum. İşte böyle arkadaşlar. Ama temiz kan benimki. Mesela dağlarda 50 senede 40 senede mesela dağlar gittim, mal gittim. Her dereden bir soğuk su içiyorum. Buz gibi oh. Geç yediğinde kirelesini salladın mı? Allah. Dünyanın ışığa kal. Kirelesi çok of olur Fatih. Soğuk. Ya çaya çok olmuş. Biraz daha atalım ya. Arkadaşlar şimdi babam çayın içiyor gördüğünüz gibi. Yemeğini yedi ben de yedim. Atıştırdık açık biraz. Açık oluyor çay açık. Eskiden bizim davarımız tüy çok para ederdi ya. Altından yarış ederdi tiftik ya. Şimdi tüy para etmiyor artık. Ya, oyunların kibri de öyle bir şey etmiyor. Ben de ne ettim? Kara, siyah da var, çoğurduğum da var. Ama dana gibi oldu. Kıl geçisine değil mi? Bizim şimdi bu dağda 3 yaşına girdi mi 40-50 kilo geliyor bir kıl geçisi şey. Seyiz. Çöpür. Seyiz. Biz çöpür diyoruz. Bazı yerde kılın dibinde böyle konak tüyü olacak bizim burada yaşaması için. O süt geçileri bu ya cıplak. Evet. Onunla bizim burada donar kışın. Tabii canım onunla olmuyor bizim burada. Onunla yaramaz. Soğuk oluyor. Onunla sıcak iklimi seviyeli. Sivas Temeltepe'de soğuk olduğu zaman oluyor bu. Bir kere ben